Osman'ın yaptığı yemekleri denemen lazım. Ya, merhaba, merhaba Can Bey. Merhaba Semih. Ben merhaba. Götüreyim seni, gel. Hadi. Nasıl gidiyor? Çok, çok iyi. Gölge burası. Hadi gel gezelim. Yemek arası bitti arkadaşlar. Hızlı hızlı toplanıyoruz. Seçtiğin oyuncu oynayamıyor, farkında mısın? Daha sattığımız ürünü severek içmeye bile başaramadı. Müşteri mutsuz Aylin Hanım. Ne yapıyorsun sen? Sabote mi ediyorsun bizim işimizi? Destek oluyorum ayağına. Deren, destek derken bu benim işim canım. Müşterinin yakasından düşsen konuşacağım ama bir rahat bırakmadın ki. Bir susmadın yani. Sürekli dibindesin. Gerçekten o kadar sıkılıyorum ki senden. Bir dakika daha aslında tahammülüm kaldı. Ne oluyor yine, ne oluyor? Neyi paylaşamadınız? Yine ne? Ne? Mevzu ne? Oh. Mevzu ne? Dökülün bakayım, anlatın. Heh. Mahvolduk Can. Ha. Niye? Aylin'in seçtiği erkek oyuncu kazma çıktı farkındaysan. Yani kazma demeyelim şimdi. Deren de biraz tutuk. Evet, biraz tutuk. Hayır. Gül diyorsun, gülemiyor. Severek iç diyorsun, yapamıyor. Sevemedi yani, sevemiyor. Mış gibi yap dedik, onu da yapamadı. Tamam, olur öyle şeyler ya. Olur, çok hallederiz. Söylüyorum, dinlemiyor ki. Hallederiz diyorum, dinlemiyor. Sürekli negatif, sürekli negatifsin. Hayır, sen niye bu kadar sakinsin şu anda, onu anlamıyorum ben. Deren Hanım, erkek oyuncunun bağırsakları benim sorumluluğumda mıydı? Ay, ne oldu Cece? Cırcır olmuş, cırcır olmuş. Verdik tabii organik içeceği, sürekli içirdik, içirdik, içirdik. Ah, tutamıyor ah, şu anda. Ah. Bir kulak misafiri oldum, ya acayip sesler çıkıyor, yırtıyor ay, kendini. Cece, sen hiç kafana dert etme ya. Boş ver, tamam, geçer, iyileşir. İkisi halleder. Bak bu sen... Keyfine bak. Tamam, tamam, tamam Can Bey. Ben bir müşteriye bir bakayım. Ne diyorsunuz? Nasıl halledeceğiz? Oyuncunun bağırsağını nasıl halledeceğim? Bu adam neden bu kadar rahat ya? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bir Ayhan'a danışayım. Ayhan kim? JJ? Ayhan kim? Kim Ayhan? Sizin ekipten mi? Yo, bizim ekipten değil. Ayhan. Ayhan, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu ya? Evet, ya oyuncu... Cır cır yani biraz midesini bozmuş da daha doğrusu. Onun için başka bir oyuncu bulmamız lazım. Ayhan'a sorayım dedim. Gel bana yardım et hadi. Geliyorum. Tanımıyorum. Başka birini bulmamız lazım. Hı. Gel Ayhan'cığım tanış. Merhabalar. Merhaba. Ayhan ben. Cece'nin yaşam koçuyum. Merhaba. Yaşam koçu derken. Bir oyuncu lazımmış galiba. Oyuncu buluruz yani, oyuncu problemimizi çözeriz bence. Oyuncu çok kolay bulunabilen. Nereden bulacağız acaba? Şu anda nereden bulacağız? Nereden? Bence bulduk bile. Yaparsın. Hadi ya Osman. Ya. Yok. Ya ama hadi ya lütfen. Vallahi hadi. Bak. Bir seferlik ya lütfen. Evet ha. Abi hadi. Ya zaten biz zaten sürekli bir şey istemiyoruz ki yani, değil miydi? Tamam, sürekli bir şey istiyoruz ama no, ölümü gör ya. Hadi be. Hazır mıyız? Hazırız. Olacak bence. İnşallah. Hadi başlayalım. 3, 2, 1, oyun. Kestek. Hmm.
Bence de mükemmel. Başka tekrara gerek yok bence. Değil mi? Hayır. Kesinlikle gerek yok. Arkadaşlar herkesin eline sağlık. İşimiz bitmiştir. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaldı senin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Yalnız bir şeyler çok memnun kalmış. Aynen. Biraz sancılı oldu ama güzel oldu. İyi iş çıktı. Güzel. Can gidelim mi? Polen benim biraz daha burada kalmam lazım ekip toplanana kadar. Yani son ana kadar bekleyeyim ben. Sen git istersen. Tamam. Ya ben de gidiyorum. Gel istersen benimle. Süper. Arabaya geçiyorum o zaman ben. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Emre Bey. Emre Bey iyi dönüyor musunuz arabayla şimdi? Yani gidiyorum ama Polen'le. Sen istersen servise kullanabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Leyla. Ya biz mahalleye gidiyoruz. Gelmek ister misin bizimle? Tamam olur ben de size geleyim. Sağ ol. Sen MC, ya boş hayallere kapılma ya. Kendine verdiğin sözleri hatırla. Üzme artık kendini. Of, tamam haklısın. Kızlar hadi hazırsak hadi. Ha, ben gelmiyorum. Ben ormana gidip çiçek toplayacağım. Siz gidin. Sanemciğim nasıl ben gelmeyeceğim? Anan baban seni bir yerde bana emanet etti. Ben seni ormanda bırakıp gidemem ki. Ne diyeyim şimdi? Bizimle mahalleye gelmedi. Kırmızı başlıklı kız gibi ormana gitti mi diyeyim? Sebercet ne olur ya. Buzucuğum, Sanemci'nin işi varmış. Kalacakmış o burada. O yüzden biz gidelim. Yorulduk zaten ya. Tamam. Hadi. Ama dikkatli, dikkatli. Ayhan. Ben de geleyim mi? Ben çünkü burayı organize ettim. İşim bitti benim. Ha. Gel sen de. Zaten bayağı bir köfte meze falan kaldı. Onları yeriz biz de. Ha, olur. Çizgi film sever misin? Belki çizgi film animasyon falan izleriz. Ha, ben bayağı acayip severim yani animasyon. Böyle çok izlediğim bir şey yani. Ha. Acayip böyle. Bir tane aman acil dikkat et. Pardon. Fareli olan vardı. Sen onu gördün mü? Gördüm. Bir de tavşanlı olan var. Oradaki tavşanı bana benzetiyorlar. Onu da izleyebiliriz. Gerçek. Ha. İzleyelim. Korkma ya benim. Ben yabancı değil. Ay. Ne işiniz var burada? Senin buraya yürüdüğünü gördüm yalnız başına. Bir bakayım dedim yani başına bir şey gelmesin diye bir kontrol edeyim dedim öyle. Ben çiçek topluyordum. Çiçek? Ha. Parfüm için mi? Evet. Sen topla rahat rahat. Ben takılırım burada oyalanırım. Beklerim seni yani beraber. Döneriz sonra sen. İşini bitirdiğimde. Benim işim uzun sürer. Öyle mi? Beklerim ben seni. Sorun değil yani ne kadar sürdü. Beklerim ben seni. Hem burada bir arı yuvası varmış ya. Bayağı iyi. Ona da bir bakarım yani. Sen çok şey yapma, yaklaşma. Ben alışır mı sen? Çok girme buralara. Can Bey. Heh. Benim işim uzun sürer. Ayrıca ben yalnız kalmak istiyorum. Kesin mi? Gitme diyorsun yani. Bir baktık mıydın ya arı yuvasına? Bakacaktım. Gidiyorum ben. Dikkat et sen şuraya geçsene bir. Burada arı yuvası var sen. Geç ben. Görüşürüz. Görüşürüz.
Biz ayrıldık. Yani barışmayacağız. Kesin ve net bilgi. Rahatladım ya. Bir çiçek ancak sabahın erken saatlerinde toplanırsa içinde gizlediği o büyülü kokusunu bırakır. Belki de her şeyin bir doğru zamanı vardır. Belki o güne kadar yalnızlığımla mutlu olmayı öğrenip büyümeliyim bir çiçek gibi. Kızmadın değil mi bana? Can Bey biz ne yapıyoruz şu anda? Ben ne yaptığımızı pek bilmiyorum Aşiz. Yani ben yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Siz neden geldiniz buraya? Neden yalnız kalmak istiyorsun? Biraz düşünmek için. Yani anlamak için. Tek başına yalnız kalmasan, birlikte yalnız kalsak. Benimle yalnız kalmak ister misin? Taşıyayım mı? Yok Can Bey, gerek yok. Teşekkür ederim. Dene bir test dürüstü yap. Test, bak bakalım. Aa, iyi gibiyim ama. İyi gibiyim. Bir git bakayım. Aa, vallahi düzeldi. Geliyor çok musun? Iyi, müşteri bekliyor diyorum. Gelin oğlum, sen konuşma. Rahat olabilirsiniz bir şekilde. Her şey zamanında. Çekil. Can Bey hayırdır? Sırılsıklamsınız. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok, bir sıkıntı yok. Önemli bir konu değil. Acil bir şey çıktı da benim ıslanmam gerekti öyle. Neyse biz konumuza dönelim. Böyle bir hata nasıl yapıldı anlayamıyorum Can Bey. Çok zor durumda bıraktınız bizi. Hata mı yapıldı? Benim haberim yok. Hayır, hata değil.
Kamera kartı bozuldu dendi bana. Teknik bir sorun. Olur öyle şeyler. Elimizde olmayan sebepler yani. Kimsenin hatası yok. Yalnız Can Bey, bizim yarın mutlaka yayına girmemiz gerekiyor ve bu değiştirilemiyor. Yani yarın hem çekimin hem montajın bitmesi gerekiyor. Yani bu durumda çekimi iptal mi etsek? Çünkü yarına yetişmesi imkansız gibi. Ben endişenizi anlıyorum ama iptal etmemize gerek yok. Yani yarına yetişir bu. Ben yarın akşam kendim montaja da girerim. Sabaha hallolmuş olur yani. Biz bir yapacaklarımızın üzerinden geçelim. Güleyiz. Ay bütün kayıtlar silindi, tekrar çekecek diyorlar. Evet. Eyvahlarım olsun. Sanem mi o? Aa, Sanem o. Vallahi Sanem o. Ahanda Can Divit de ıslak, Sanem de ıslak. Bu nasıl reklam sektörü oğlum? Bunlar ıslak reklama mı geçtiler? Abla, nasıl bir iş? Sanem. Ablacığım, bu ne hal, böyle sırılsıklam sen? Denize girdim ondan. Neden? Ya neden kıyafetlerine girdin ki? Şeyden dolayı. Bir tane kaplumbağa karaya vurmuştu. Ben onu kurtarmak için onunla beraber denize girdim. Sonra suda ayağım hani burkuldu herhalde. Ben tam anlayamadım. Can Bey de beni kurtarmak için daldı suya. O yüzden ikimiz de ıslandık. Hadi buyur. Erken kalktık, yol alamadık. Gitti Can Bey kurtardı. Gene o kahraman oldu. Hadi buyur. Erken kalktık. Tam bu işlerin zamanı ve yeri değil mi ablacığım? Aferin. Ama kare, kaplumbağa. Ya neyse, sen böyle ıslak ıslak hasta olacaksın. Hazır kostüm karavanı gitmemişken kostüm kostüm bir şeyler giydirelim senin üstüne, hadi. Ay evet, Güliz hasta olacak çünkü. İş halini yarın teslim ederim. Bir günde teslim ederim yani. Zeyenmezsiniz tabii ki, yayına girmezsiniz ama bence öyle bir şey olmayacak. Beğeneceksiniz. Peki Can Bey. Ama bu tamamen size olan güvenimizdi. O zaman yarın görüşmek üzere. Çok sağ ol, görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere yarın. Ah. Ay. İnşallah yarın bir şekilde halledecek yani. Ne planı ya? Şakaysa bak komik değil ha. Can, biz yarına yetiştiremeyiz bu işi. Herkes darmadağın oldu. Bir tek bizim ekip var. Sabah nasıl sete çıkabiliriz biz? Şu an çok ıslığım. Öncelikle bir arabaya gideyim, üzerimi başımı değiştireyim. Ben geleceğim. Sen orada büyük bir masa hazırla. Ekibi de topla. Yarın çekecekmiş. Bravo Deren. Sen işleri böyle mi hallediyorsun? Can'ın yerinde olsam seni kovmuştum. Sen kimsin ki? Can'ın yerinde olacak. Sen kimsin sen? Sanemsin. Ya ne koşuyorsun kızım? Koşsana ya. Niye koşuyoruz Can'ın evine gibi? Ya geç içeri ya. Allah Allah, öldüm ben aktan. Çok mutluyum Ayhan, çok mutluyum. Can Bey'le bazı kararlar aldık. Nasıl kararlar? Yani galiba benden hoşlanıyor. Böyle bir karara mı vardınız? Yok yani konuşmadık ama beni beğeniyor bence. Ben ne yapıyoruz diye sordum. O da yan yana olsak yeter dedi. Yani günü yaşasak olur demek istedi herhalde. Ben tam olarak anlayamadım zaten. Ha. Günlübirlik bir şey, geçici bir heves gibi bir şey mi peki? Ya sormadım diyorum ya, sormadım ama beni beğeniyor diyorum. Anlamıyor musun? Annemsi, ya bu durumda bu sevinilecek bir şey mi peki? Ya Ayhan, sonuçta konuşmadık diyorum. Benim yanımda olmak istiyor, benimle vakit geçirmek istiyor diyorum. Zaten benim Can Divit'le bir şey yaşamam mümkün mü? Bir ilişki yaşamam. Koskoca Can Divit. Ya bir de ben ona bu kadar yalan söylemişim. Dürüst olmadıktan sonra bir ilişki yaşamanın ne anlamı var peki? Sadece bir gün, bir gün ya. Bir gün vakit geçireceğiz. Bak kardeşim, çok büyük bir hata yapıyor olabilirsin. Bir iyi düşündün mü yani? Ya hataysa hata. Bu zamana kadar düşündüm de ne oldu? Düşünmeyeceğim artık. Son nokta bu. Bence sen gerçeklerden kaçıyorsun. Bak seni gerçeklere davet ediyorum. Tam da şu anda gerçeklere davet ediyorum seni sana. Ayhan, Ayhan, gerçeklere falan gelemem, tamam mı? Ben sadece bir gün hayallerimi yaşayacağım diyorum sana. Hayda. Sanem nerede? Ne olmuş, neden ıslakmış? Yani o kaplumbağalı oyuna inanmadık değil mi? Ya ben ne bileyim, böyle derinle konuşmadık mı olduğunu da. Bir Can Bey'le vakit geçireceğim, ne olursa olsun. Bir gün de olsa onunla olacağım falan diyor. Anlamadım yani. Ne diyor? Nasıl olacakmış? Ya nasılsa nasıl. Ben bir gün istediğim şeyi yapacağım, siz karışmayın. Biz bu kızı tutamayız artık ha. Olsun ya. Hayır, her gün söylediği yalanları hatırlayıp da ne geçecek eline yani? Ha? Bırakalım da bir gün yaşasın yani. Ya yaşasın, mutsuz olacak falan, öyle olsun. Tamam abi, ne oluyorsa olsun da iyi olsun be. Tabii ki sorun yok, öyle diyorsanız öyle olacak. İyi günler. Müşteri o oyuncuyu istemiyor. Osman'ı istiyor. Tamam, senin hiçbir şey yapmana gerek yok, ben hallederim. JJ.
JJ! JJ! JJ? JJ ne yapıyorsun burada? Doğanın sesinin tadını çıkarıyorum. Doğanın sesi mi? İnsanlar telaş içinde orada. Sen burada ne yapıyorsun böyle sakin sakin? Bu gelen ses bir martı mı yoksa karabatak? Hangi ses? Karabataklar uçar mı Ayhan? Ya bilmiyorum uçarlar mı? Ya bak çekim bir daha yapılacakmış. İnsanlar orada telaş içinde. Sen burada karabatak marabatak ne diyorsun JJ? Karabatak bir metafor Ayhan. Neyin metaforu? Metafor? Bu işe ilk başladığımda sadece bir kahve servisi elemanıydım. Daha sonra tüm ajansın sorumluluğu benim omuzlarıma yüklendi. Neden? Çünkü zekiydi. İnsanlar tasarımları konusunda bile bana danışıyorlardı. Sonra nasıl olduysa ters giden her şey benim sorunum oldu. Basit bir kahve elemanıyken tüm ajansın taşıyıcı kolonu oldum. Neden? Neden böyle oldu? Kendimi bataklıkta hissediyorum. Ben bir kara batağım. Bataklıktayım. Bataklıktayım. Ben bir kara batağım. JJ! JJ! JJ dur ya! JJ! Ver bakayım elini. Bana bak. Bak bakayım bana. Bak sen var ya sen acayip bir adamsın. Ne kara batağı ya? Böyle inişlerin çıkışların falan. Böyle yani ne bileyim insan senin yanında hiç sıkılmıyor. Bayramlaşalım da istersen. Aynen böyle elimi koyunca. Of hadi yürü ya. Ayhan. Öyle biraz önce bir aramızda elektriklenme falan. Evet. Çat diye çarptı değil mi senin de böyle? Bana da oluyor böyle zaten evde falan. Buzdolabından çarpıyor bazen. Hani kediden köpekten böyle severken çarpıyor bana. Kedi köpek mi diyorsun? Anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. Ne yapacağım ben bu kızla? Ayhan. Bu arada öngörülmeyen masraflar için müşteriye bütçe geçmeniz lazım Can. Emre'ye söyleyelim o halesi. Tamam. Can Bey, yönetmen doluymuş, yarın gelemiyormuş. Bahadır'ı arayalım. Onu da aradım, o da doluymuş. Tamam, Pınar Yalçın'ı arayalım. Tamam. Ya da dur, ben arayayım, ben ikna ederim. Deren Hanım, Can Bey, müşteri vegan köfteye bayılmış. Ama diğer tüm yiyecekleri yeniden şey yapmamızı istediler. Bana bir liste verdiler şimdi menü, onu yazdırdılar. Steakort mu? O tarz bir şey dediler de tam çıkaramadım şimdi. Ne olduğunu bilmiyorum, ben nasıl yapacağım? Lahana turşusu. Öyle desinler o zaman. Geriliyorum, siz lahana turşusu deyince bile geriliyorum görünce. Pardon. JJ şurada liste var, o listeyi al. Osman'la çöz, Osman orada bak. Tamam, tamam Can Bey. Teşekkür ederim. Osman, bu listeyi yapmamız gerekiyormuş da Zebercet. Bir bakın Ayhan'cığım. Can Bey, makyöz de gelemiyormuş. Arzu Taş'ın sesindeki Hakan vardı. Onu arayayım, o gelsin. Tamam, olur. Tamam. Olmaz, bir dakika. Olmaz. O sakallı tip değil mi o? Evet. Sakallı tip, olmaz o. Aman, aman, olmaz. Ama Can Bey, ben... Olmaz, giriz, olmaz, olmaz. İstemiyorum yani. Başkasını bulun. Pınar da müsait değilmiş Can. Yönetmen bulamıyorum. Ya tatildeler ya dolular. Ne yapacağız şimdi? Can, sen çeksen olmaz mı? Daha önce sen çekmiştin. İyi tamam, ben çekerim. Kostümler burada mı? Kostümler burada ama kostümcü yok. Tamam Gülizciğim, sen kostümlerden sorumlusun. Ama Deren Hanım, ben oyuncuyum yani sette. Tamam Gülizciğim, sen hem oyuncusun hem de kostümlerden sorumlusun. Kendin giyin, kendin çıkart. Arkadaşlar bir saniye, bir durun, bir durun. Deren, sadece teknik ekibe odaklanın, tamam mı? Kostüm, kostüm, diğer şeyleri kendi içimizde hallederiz. Tamam. Oh, bu da meşgul ama. Ben çıldırırım böyle. Ben bu telefonlarla baş edemem. Bana asistan lazım. Listeyi Sanem hazırlamıştı. İsterseniz o size yardımcı olsun. Nerede Sanem? Geliyor Sanem.
Ne oldu ya? Hiç mi kostümlü insan görmediniz? Buyurun Deren Hanım. Gülis, sen Emel'i isteği ver. Meşgul olanları ele, diğerlerini bana bağla. Tabii, hemen Deren Hanım. Yarın yeniden çekim yapılacağı için senaryoda birkaç değişiklik istiyorlar. İşimizi bir an evvel bitirelim. 6'da bir daha toplanmamız gerekiyor çünkü sabah. Yarın nasıl aktı bugünkü çekim? Toplantıyı başka bir güne erteleyebilir miyiz? Anladım. Tamam, ben sizden haber bekliyorum o zaman. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu iş yüzünden bizim program maksadı ya. Ya Polen'i bıraktıktan sonra hemen geri döndüm. Müşterilerle de görüşemedim. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ay Emre Bey, ben de Deren Hanım'ın verdiği bütçeyi ayarlamaya çalışıyorum ama o kadar zor ki. Hiçbir şey belli değil çünkü şu anda. Ben de hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapsak, burayı bırakıp yemek mi yesek? Olur. Salata falan. Sever misin? Çok severim. Çiyalı böyle bak. Yeni bir yer açılmış, muazzam yapıyor. Tamam, olur. Ya ben sözleşmeleri falan hazırlayacaktım gerçi ama... Efendim, ben yarın gelemeyeceğimi söyledim size. Tamam, tamam, birazdan çıkarım o zaman yola. Leyla, benim gitmem lazım. Ya seni de salata için heveslendirdim ama söz, yarın akşam setten sonra seni yemeğe götürüyorum. Anlaştık. Tamam, peki, olur Emre Bey, anlaştık. Ben de o zaman eve gideyim. Olur, git. Ben Deren'e uğrayacağım zaten. Sonra toplantıya geçiyorum. Anlaştık. Abi. Abi. Ha, ben de diyorum, bu nereye bakıyor böyle Leyla Leyla? Dalga geçme. Ya, Leyla da sürekli Emre Bey'in yakınında. Acaba asistanı olduğu için olabilir mi abicim? Acaba diyorum, ben de Leyla ile böyle yakın olabilecek miyim? Yani harekete geçmezsen biraz zor gibi ama. Düşünme, harekete geç diyorsun yani. Vallahi bunu ben en başından beri söylüyorum ama. Esra Hanım, anlıyorum tatildesiniz ama ben zaten size tatilinizi iptal edin demiyorum ki. Kısacık bir ara verin diyorum. Yani sonuçta Bodrum'da değilsiniz ki, Şile'desiniz. Bir iki saatlik yol ne var yani bunda? Ayrıca Deren Hanım özellikle saç makyaj ekibi olarak sizi istedi. Şimdi ben Deren Hanım'a gelmiyor dersem Esra Hanım, bana kızacak, bağıracak, hatta kovabilir bile beni. Siz böyle mi olsun istiyorsunuz? Anlıyorum. Çocuğunuz mu var? Tamam. Biz bakarız ekip olarak çocuğunuza. Gerçekten lütfen kırmayın beni. Geliyor musunuz? Tamam. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Han Bey. Merhaba. Merhaba. Gel misin? Teşekkür ederim. Siz? Ben deyim. Keyfin yerinde mi? Evet, yerinde. Sizin? Benim de yerinde. Yani yerli yerinde her şey. Polen gitti herhalde. Gelmeyecek sanırım. Hı hı. Bitti. Gitti, gelmeyecek. Zaten o normalde sevmez böyle ortamları. Anlıyorum. Zaten o sizin yanınızda olmak için geliyor. Konuşmasa da yanınızda duruyor sadece. Öyle. Ayrılık şu anda onun için bayağı bir zor. Yani çok uzun süre birlikteydik biz. Ne zaman bir derdimiz olsa hep birbirimizin yanındaydık. O yüzden çok özeldir aslında benim için. Yani tanısan sen de seversin. Yok, belli oluyor. Ben de öyle düşünüyordum. Ama bitti. O da anlayacak. Sadece biraz zamana ihtiyaç var. Zamana. Sanem. Can Bey. Denizdeki anımızla ilgili. Evet, o anımız. Üzerinden geçelim mi o anın? Yani konuşalım mı o anı? Gel, konuşmak ister misin? Yani konuşmasak. Çünkü ben o konular hakkında hiç konuşamıyorum. Yani konuşmasak hep sonucu felaket oluyor çünkü. Çok haklısın. Bence de konuşmayalım. Az laf çok iş zaten. Konuşmuyorum, sorgulamıyorum. Neyse.
Öyle evet. Ama sen hala pozitifsin değil mi? Yani benimle yan yana olmak istiyorsun, vazgeçme. Yok, vazgeçmedim. Neyse o şekilde, evet. Yalnız da kalamadık bir türlü. Evet, etraf çok kalabalık. Evet. Şey ben... Ne? Yarın sabah set 6'da olduğu için erkenden. Ben gitmeyeceğim. Hı hı. Burada kalacağım. Sen de kalsana. Yani çadır var. Arabanın arkasında şey var. Uyku tulumu var. Ben isterim. Senin için. Yani ben çok isterim uyku tulumu, açık havasız kalmayı. Ama annem beni öldürür. Yani ablamlar döneceği için onlarla dönmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Güzeldir. Kostüm çok okey de bu şey mi? Bunu niye taktın? Bu kostüme dikili, o yüzden çıkmıyor. Ha. Yakışmış. Yani her şey gibi bu da sana çok yakışmış. Yani bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben sizinle kalmayı çok isterim. İsterdim. Ha. Kalamayacağını kim söylüyor? Yok. Siz anlamadınız herhalde. Benim eve dönmem gerekiyor ablamlarla. Annem beni öldürür yoksa. Burada kalamam yani. Anladım. Ha, çok pardon Can. Çok geçer. Üzüme de mi alerjin var? Hı. Açık hava. İçin hazır oluyoruz o zaman hep birlikte. Yalnız hiçbir aksiliğin olmaması lazım. Tamam, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor da yani. Hem de sana da ayıp olmasın, senin eski nişanlın sonuçta. Ailenle nasıl gidecekse benim için öyle gidiyor şu an. Bir sorun mu var? Yok bir sorun şimdilik, kontrol altında tutuyoruz. Ha mesela şu anda gülüyor ya. Ben orada bile bir art niyet arıyorum. Neden? Bu kadın beni paranoyak yaptı çünkü. Haklısın. Ben de emin olamıyorum bazen. Evet. Ama sen varken işi zor. Hı. Ben sana güveniyorum. Bu arada Orgaten'in müşteri temsilcisi nerede? Ali, bak orada. Öyle mi? Tamam, hadi geç. Ali Bey. Arkadaşlar bir saniye beni dinler misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yarın sabah set 6'da. Dolayısıyla da vakit kaybetmemek adına bu akşam burada kalmamız gerekiyor bence. Çünkü bir sürü vakit kaybı olacak. Sabah gel et falan bir sürü şey. Osman sen de ekibinle beraber kalır mısın lütfen? Bize gece bir şeyler hazırlarsın belki. Basit bir şeyler. Tamam. O zaman biz alışverişe falan gidelim. Hallederiz bir şeyler. Tamam, süper. Ben de CC'den yeni listeyi alayım o zaman. Kalalım. CC listeyi alabilir miyim? Tabii. Leyla, sen de kalacak mısın bu gece? Emre Bey kal derse kalacağım mecburen Osman. İyi. Yani kalma ihtimalin var o zaman. Evet. Tamam, o zaman biz alışverişe falan gideceğiz mahalleye. Gelmek ister misin? Benim çok işim var Osman. Ben onları hallederim. Ondan sonra şirket arabası bırakır beni muhtemelen eve. Nasıl şirketin arabası bırakır? Biz kimiz burada? Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir large bir sektör? Ormanda yatmak nedir Allah aşkına? Efendi gibi gidelim evimize, sabah gelelim, çalışalım. Muzaffer'cim hadi gel, ben sana alışverişe giderken anlatacağım. Hadi gel. Hayır, hep beraber kalıyorsak, özellikle Sanem kalıyorsa ben de ormandayım. Ben artık bu ormanın bekçisiyim. Kurt iner oğlum, orman burası. Bak Zebo, annemlere hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Ben uygun bir dille açıklarım onlara durumu. Hayır. Annenlere bir şey söylemiyorum. Zaten benim yanımda olduğun için annen çok rahat edecek. Ama sen gene de haber vereyim diyorsan ara söyle. Tamam tamam, ben halledeceğim. Hadi Muzaffer'cim. Gereksiz bir iş. Hadi. Deren Hanım, ben Esra Hanım'la konuştum, kabul etti, geliyor. Tamam, diğerlerini de ara. Sanem, konuşacağız bu arada sonra o yüzerken ayağına giren krampı. Tabii. Anlatırsın. Anlatırım. Can, biraz konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Gelir misin? Ha, öyle de. Kim duymasın. Okey. Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? Hah, söyle. Can, sen ne yapıyorsun? Biz bu kadar kişiyi nerede yatıracağız? Aa, çok haklısın, çok doğru. Bravo.
Ceycey, bir bakar mısın? Deren haklı olarak bir konuya değindi. Yani bu kadar insanı nasıl yatıracağız dedi. Çadır. Çok acil çadır. Bir de şirketin şoförünü ara. Böyle insanların böyle çok önemli bir ihtiyacı falan varsa toparlasın, getirsin bir şeyler. Tamam Can Bey. Çadırların boyutu, renkleriyle ilgili detaylar... Gereksiz detaylar. Anladım. Tamam Can Bey, hallediyorum. Hadi bakalım. Tamam. Gerçekten söyleyecek hiçbir sözüm yok. Artık pes. Ama bu iş çığırından çıktı Can. Deren, bir rahatla. Allah aşkına bir rahatla. Bir sakin ol. Bırak kendini. Doğayı dinle, ormanı dinle. Gökyüzüne bak, yıldızlara bak. Ben çok güzel bir gece olacak. Hatta senin gecen olacak. Kesinlikle sana yarayacak bu gece. Doğa güzeldir, seveceksin. Nasıl? Ben de bir çadırda kalacağım. Herhalde sen de kalacaksın. Sensiz olur mu hiç? Ekip ruhu diye bir şey var yani. Sensiz olmaz. Ya çocuk davranma Allah'ını seversen ya. Yani senin tansiyonun var, şekerin var diye ben öyle istemedim ormanda bördülü böceğin şeyinde. Aha! Kendi ağzına itiraf etti mevkibe. Sen konuştun değil mi Osman'la? Götürme niyeti yanında götürme diye sen söyledin değil mi? Ben söyledim evet. Yok çocuğum suçu uçum. Aşk olsun. Gir içeri gir. Aşk olsun mevkibe. Sen bana sormadan nasıl böyle bir karar alırsın bir kere? Ben o emekler için gecemi gündüzüme kattım. Ne kadar çok emek harcadım biliyor musun? Nihat ya biliyorum çalıştın da... benim de bir tanecik niyetim var yani. Ben de kıyamadım senin ormanlarda şey yapmanı öyle. Ayrıca sen bilmiyor musun ben seni ne kadar kıskanıyorum? Orada bir sürü yırtıcı var yani. Hayır efendim. Ne demek yırtıcı var ya? Sen bu kadar yıllık kocana güvenmiyor musun? Bana inanmıyor musun? Yok. Ben artık bu sefer bu tatlı sözlere kanmıyorum mevkibe. Beni kandıramazsın artık. Ya Nihat ya. Nihat ne olursun ya. Oturayım mı? Allah'ım! Panik! Çok büyük bir panik, inanılmaz bir panik. Kırmızı değil, kıpkırmızı bir panik butonu olsa o anda basacağım ama yok. Öyle de bir buton yok, öyle bir panik. Birine bir şey oldu değil mi Muzaffer? Doğruyu söyle, bir şey oldu, birine bir şey oldu. Kızlara mı bir şey oldu çocuğum? Ha yok. Kızlara ne olsun lütfen, biz de kızların başındayız. Biz de erkek bireyiz bir yerde, ormanda kızların yanındaydık. Yalnızca bu reklam sektörü gerçekten panik. Bu nasıl bir sektör? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey beğenilmiyor. Her şey sarkıyor. Öyle olunca ben de gerildim. Da ben niye gerildim? Hadi buyur. Ben niye gerildim? Benim iç çamaşırcı dükkanım var. Aslında benim gerilmemem lazım. Yemin ediyorum geri zekalı gibi gerildim. Şu anda şuursuz gibi gerildim. Ben şurada bir nefes alayım. Hay vallahi benim kafam karıştı. Ben hiçbir şey anlamadım. Beren midir, Deren midir, beyaz yakalı yönetici pozisyonunda tipler. Yemin ediyorum minyon bir kız. Beni gerdiyse Deren gerdi. Muzaffer, sen ne anlatıyorsun evladım? Ben hiçbir şey anlamadım. Beren kim? Deren kim? Kim kimi geriyor? Niye geriyor? Ha? Ha, kusura bakmayın. Ben de gerilince olayları mal gibi anlattım. Normal izah edeyim. Bunlar reklamı çekemediler. Reklamı çekemeyince ne olacak? Yeniden çekilecek. Al sana catering, al sana yemek, al sana meze. Hadi yemeği Osmancığım yaptı. Mezeyi kim yapacak? Maharetli elleriyle mevkibe anacığım yapacak inşallah. Bir mevkibe kolay yetişmiyor tabii. Yani. Özellikle bazı kimseler için yaparız. Onlar için her şeyi yaparız. Ama yardım ederse tabii kendisi de. Eder. Eder değil mi Muzaffer? Ederiz değil mi? Ederiz. Hiç yormam ben seni mevkibe. Ederim tabii. Barıştık mı? Ha unutmuş şey yaparız. Barıştık. Aman evliliğinde tuzu biberi. Emre. Bekler misin? Nereye gidiyorsun? Toplantıya. Bir daha gelmeyecek misin? Sabah geleceğim. Niye? Nasıl niye? Sana mesaj attım. Buraya çağırdım. Geldin. Tek kelime konuşmadan gidiyorsun. Halin yarın çekim var. Müşteriler. Emre. Bana doğruyu söyle. Benim için mi geldin? İş için mi? Senin için. Ben de bunu duymak istiyordum. Tamam, ben buradan o zaman eve gideceğim. Ondan önce sana uğrasam olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz.